Merhaba hobi severler. Bugün sizlere sadece bir yapıştırıcı kullanarak güzel bir obje yapacağım. Bunun için evde kalmış ne var ne yoksa topladım. 2 adet tea light mumluklarım var. Bunlar renkli cam, o yüzden boya kullanmayacağım. Onlara uygun cam boncuklarım var. 1 adet kasem, 1 şat bardağı, bir de meşhur soda şişesi. Öncelikle bir dizayn yaptım. Şimdi onları Japon yapıştırıcısı dediğimiz kuvvetli bir yapıştırıcıyla bir araya getiriyorum. Aşama aşama hepsini üst üste diziyorum yapıştırıcıyla. Bir de söylemeyi unuttuğum küçük bir tabağım var. Çerez tabağı ya da kahvaltı tabağı olarak küçük kullanabileceğimiz. Onu da tabii ki bu objede kullanacağım. Şimdi soda şişesini de yapıştırdım. Şat bardağını ters kapatarak soda şişesinin ağzına yerleştiriyorum ki şişe görünümünü ortadan kaldırmış olabileyim. Her yapıştırmadan sonra mutlaka bir süre tutkalın ya da yapıştırıcının donmasını bekliyoruz. Burada tabii ki video biraz hızlı. O yüzden arka arkaya hemen yapıştırılmış gibi gözüküyor. Ama siz mutlaka iyice tuttuğundan emin olun ve o bekleme süresini kullanın. En son tabağımızda, hatta belki videoda fark ederseniz ortadan çatlak da bir tabak bu, yapıştırıyoruz. Şimdi boncukları yapıştıracağız ama böyle yükseklikli, yani kenar çıkıntıları olan objeleri direkt masanın üzerine koyamadığımız için ben böyle strafordan bir, daha önce içinden ne çıktığını hatırlamadığım bir kutu vardı, üzerine yerleştirdim objemi. Şimdi renkli boncuklarımı yine dediğim gibi tea light'ların rengine uygun olarak oraya yakın mesafedeki bölümlere yapıştırıyorum. Burada şat bardağıyla soda şişesinin arasındaki bağlantıyı biraz da kapatabilmek için kullanıyorum bunları. Hem bir dekor hem de bir bütünleşme sağlayacak. Bunları da yine Japon yapıştırıcısıyla yapıştırıyorum. Bekleyerek, çevirerek, tabii ki hemen donmuyor, bir müddet beklemek gerekiyor. Yapıştırıyorum ve objemiz hazır. Güle güle kullanın.